بسم الله الرحمن الرحيم. باب الرجل ينحل بعد بنيه دون بعض. بنيه onu yazamamış ve yine gibi yazılmış. بنيه نونun nüktesi ileri alınacak. Bu bab neyin beyanındadır? Er-recülü bir adam yenhelü bağışlar ba'de benihi oğullarının bazılarına mal bağışlar duğuna ba'din diğerlerine değil. Bu doğu. Evlatlarının bir kısmına mal veriyor, bir kısmına vermiyor. Caiz midir, değil midir? Haddesena Yunus kâle haddesena Süfyan kâle haddesena Zühriyü an Muhammed ibn-i Nu'man ve Hamid ibn-i Abdirrahman ekberahu ennehuma semi'a Nu'man ibn Beşir. Muhammed ibn-i Nu'man ile Hamid ibn-i Abdurrahman haber verdiler ki biz Nu'man ibn-i Beşir'i eşittik. Yakulu derdi ki Nehaleni ebi gulama. Babam bir bana bir köle bağışladı. Fe'emaretni ümmi, anam bana emretti ki en ezhebe ila Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz'e gideyim. Anası demiş ki Resulullah Efendimiz'e git. Ne için? Lü'üşhidehu ala zâli. Buna şahit tutayım. Yani babası olur ki sözünden döner. Bu Nu'man ibn Beşir anlaşılan ki Beşir'in ikinci ailesinde. Onun anası oğlana babası köle bağışladığı gibi olur ki sözünden döner. Anası dedi ki git Resulullah'ı şahit tut. Babam bu sözünden dönmesin. Fekale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Nu'man ibn Beşir diyor ki ben gittim Resulullah Efendimiz'e söyledim. Peygamber Efendimiz dedi ki اَكُلَّ وَلَدِكَ اَعْتَيْتَهُ. Babası Beşir'e diyor ki sen oğulların hepsine böyle birer köle verdin mi? فَقَالَ لَا. Dedi ki yok, vermedim. Yalnız buna verdim. قَالَ فَرْدُتُ. Öyleyse o köleyi gerisin geri al. Ya evlatların hepsine ver. Yoksa hiçbirisine verdim. Oğullarının birisine vermiş. Ötekilerine de verdin mi? Yok. Öyleyse köleyi gerisin geri al. Bağış yapma dedi. حدثنا يونس قال أخبرنا ابن وهب أن مالكا حدثه عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف وعن محمد بن النعمان بن بشير حدثاه عن النعمان بن بشير حميد عبد الرحمن بن عوف ولي مشهود وذا بدا النعمان بن بشير ولي محمد رواية تلال كم ذا عن النعمان بن بشير النعمان بن بشير ذا قال ديديك إن أباه وبس بشير اتى به الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. Oğlu Nu'man'ı aldı Resulullah Efendimizin yanına geldi. Fekale dedi ki inni nahaltu ibni hada gulamen. Ya Resulullah ben bu oğluma bir köle bağışladım. Öyle köle ki kane li, benim bir kölem var idi, onu bu oğluma bağışladım. Yani caiz midir, değil midir? Mesela onu soruyor. Ben bu bağışı yaptım. Olur mu, olmaz mı? Fekale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz buyurdular ki ekülle veledike nehaltehu. Sen çocukların hepsine böyle birer köle bağışladın mı? Mislahada buna bağış yaptığın gibi onlara da verdin mi? Fekale la. Beşir dedi ki la ya Resulullah, onlara vermedim. Yalnız buna verdim. Fekale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz buyurdu ki fe'erci'hu, sen onu gerisin geri al. Bu vermiş olduğun köleyi o çocuktan al dedi. Kale Ebu Cafer, İmam-ı Tahavi buyurdular ki fezehebe kavmun, ulemadan bir kısmı zahib oldular ki ila enner racule, bir adam izâ nehale ba'da benihi dune ba'din, oğullarından bazısına bağış yapsa da diğerlerine yapmasa enne zâlike bâtilun, o bâtildir. Evlatlarının bir kısmını mehrum ediyor, birisine veriyor, o bâtildir, geçerli değildir. Ulemanın bir kısmı buna sahip oldu. Şimdi bu ne oldu? Birinci mezhep. İmam-ı Tahavi daima ihtilaflı oldu mi? Evvela birinciyi beyan eder, sonra ikinciyi. İkinciyi kuvvetleştirir. Kendisinin fikri hangisiyle beraber olursa onu ikinciye alır. Şimdi evvela birinciyi beyan etti ki demek bunu kabul etmemiş. İkinci
وَحْتَجُّوا bu birinci kavle zahib olanlar ihticac ettiler, delil getirdiler فِي ذَلِكْ bu bağışın batıl olmasında بِهَادَ الْحَدِسِ bu hadisle hüccetleştiler. وَقَالُوا dediler ki قَدْ كَانَ النُّعْمَانِ Nu'man oldu, Nu'man ibn-i Beşir فِي وَقْتِ مَا نَحَلَهُ أَبُوهُ babası ona bağış yaptığı vakitte صَغِيرًا küçük idi. فَكَانَ أَبُوهُ babası oldu قَابِدًا لَهُ o çocuğun bağışını yine kendisi kabzeder oldu. Çünkü bir çocuğa mal bağışlanırsa kim alır? Babası alır. O bağışı yapan babası. O bağışı çocuğun namına alan yine babası. Niçin babası aldı? لِسِغَارِهِ küçük olduğu için. عَنِ الْقَبْدِ لِنَفْسِهِ kendi nefsine kabz etmekten aciz, küçük olduğundan kabzi sahih olmadı, babası kabz etti. فَلَمَّا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ vaktaki Peygamber Efendimiz buyurdular, اُرْدُدْهُ sen onu reddet. O vermiş olduğun köleyi gerisin geri al. بَعْدَ مَا كَانَ فِي حُكْمِ مَعْقُبِ kabz edilmek hükmünde olduktan sonra Peygamber Efendimiz bunu gerisin geri al dedi. Niye? Kendisi dedi ki ben bağışladım. Bağışladın. Kime bağışladı? Oğlu Numan'a. Sıra neye geldi? Kabza. Birisi ya çocuk kendisi kabz edecek yahut çocuğun kendisi kabz edemezse onun vasisi kim? Babası. Babası kabz edecek. Oraya geldi. O vakitte Peygamber Efendimiz dedi ki gerisin geri reddeti. Yani kabz etme. Bağışlamış olduğun köleyi çocuğun namına kabz etme. Gerisin geri al. Delle hâzâ bu delalet etti ki ennen nuhla bağış minel vâlidi pederden li ba'di veledihi evladının bazısına dûne ba'din diğerlerini istisna ederek bazılarına bağış yapmak la yemlikuhu ona malik olamaz el menhûlu bağış olunan kimse kime bağışlanmışsa o ona malik olamaz ve la yen'akidu lehu onun için mün'akid olmaz aleyhi o bağış üzerine hibetle, hibe olarak bağış olamaz. Bağış yapmışlar, öteki adam ona malik olamaz. Niye? Evlatlarının dersini istisna ettiğinden, vermediğinden. Şimdi bu kavle göre bir adam ister çocuğun kendisi küçük olsun, babası onun namına kabz etsin. İsterse büyük olsun, çocuğun kendisi kabzeye kadir olsun. Diğer kardeşleri varsa o çocuğa bir bağış yapılırsa bu sahih değil, bu kavle göre. Ya hepsini verecek, yoksa hiçbirisini vermeyecek. وَخَالَفَهُمْ فِي ذَٰلِكَ آخَرُونَ bunları, bu meselede alimlerin başkaları buna muhalefet ettiler. فَقَالُوا buyurdular ki, يَنْبَغِي لِلْرَجُلِ bağış yapan adama layıktır. اَنْ يُسَوِيَ بَيْنَ وَلَدِهِ evlatlarının arasında müsavat yapar. فِي الْعَتِيَّةِ atiyede İhsan ediyor, veriyor ya, öyleyse evlatlarına müsavi olarak versin. Bazılarına versin, bazılarını mahrum etsin. Bu layık değildir. Ne için? لِيَسْتَوُوا فِي الْبِرِّ onlar da bir de müsavi olsunlar, babalarına itaat edecekler ya, evlatların hepsine verdiği gibi hepsi itaatte müsavi olur. Fakat hangisine fazla verir, hangisini mahrum ederse, o mahrum olan der ki ya efendim, ben babama ne şey diyeyim, niye itaat edeyim, malını filan oğluna verdi, gelsin o hizmet etsin ona. Ben ona hizmet etmem, sözünü tutmam der, babasına itaatten çıkar. وَلَا يُفَضِّلُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ evlatlarının bazılarını bazılarının üzerine de tafdil eylemesin. Ne için? فَيُوقِعُ ذَٰلِكَ لَهُ الْوَحْشَةِ bu vahşeti ika eder. فِي قُلُوبِ الْمَفْتُولِينَ مِنْهُمْ onlardan hangileri aşağıya bırakılmışsa onların kalbinde babalarına karşı bir vehşet, bir ıbrar hasıl olur. Nitekim işte Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak Yakup Aleyhisselam'ın kıssesini beyan ediyor ya, Yusuf Aleyhisselam rüyayı gitti söyledi. Babası dedi ki zinhar bu rüyayı sen kardeşlerine söyleme. Niçin? Sen büyük bir rütbe alacaksan kardeşlerin haset ederler. İşte kazayı kadar kardeşleri de bunu dinlediler, duydular. Duydular, onu söylerken duydular. Yani gizli duydular. Onların yanında söylememişti.
duydukları gibi haset ettiler. Ne yapalım? Babam bunu fazla seviyor. Öyleyse bunu götürelim, öldürelim de babamız bize kalsın. Bak ta ölüme bile teşebbüs ediyorlar. Farz et ki ölümü düşünmedi. Fakat adam kardeşlerinin birisine babası mali bağışladığı vakitte öteki kardeşler ne derler? Bir de sen, biz de senin evladın. Niye ona veriyorsun da bize vermiyorsun der kalplerine. Bir kırıklık gelir. Babalarına isyan etmeseler bile babalarına karşı bir iyi bir şey olmaz. Yani ihbirar hasıl olur. Sevmemezlik gelir. Yahut da biraz daha ileri giderse isyan eder. Allah muhafaza. فَاِنَّ حَلَ بَعَدَهُمْ شَيْئًا دُونَ بَعْدٍ Yok babası oğullarının bağışına bir şey bağış yapar da diğerlerine vermezse وَقَبَدَهُ الْمَنْحُولُ لِنَفْسِهِ Kime verilmişse o adam da kendi nefsi için, o çocuk da kendisi için kabz ederse. İmkâne kebîren. Oğlu büyük. Mesela 20 yaşındaki oğluna bir tarla verdi, bir at verdi, bir dükkan verdi, herhangi bir şey verdi. O da kabz etti, aldı. اَوْ قَبَدَهُ لَوْهُ اَبُوهُ مِنْ نَفْسِهِ Yahut da çocuk küçük, onu küçük çocuğuna bağış yapıyor, o çocuğa vekaleten de kendisi kabz ediyor. Evet, imkanı sagiren, çocuk küçük ise بِعَلَامِهِ اِيَّهُ Onu bildirmek sebebiyle, bak ben bu çocuğa bu bağışı yaptım ve çocuğa vekaleten de kendim kabz ediyorum. وَالْاِشْهَادِ بِهِ Hem de şahit tutuyor. Ey cemaat bak ben filan oğluma filan tarlayı bağışladım. Yahut da filan atı bağışladım. Yahut da filan dükkanı bağışladım. Çocuğun kendisi büyükse kendisi teslim aldı. Yahut küçüğüyse kendisi ona vekaleten teslim aldı. Buna da şahit tutarsa bu batıl midir değil midir? فَهُوَ جَائِزُونَ Bu ikinci kavle göre batıl değildir, caizdir. Caizdir yani layık değildir böyle bir şey layık değildir ama yaparsa caizdir. Ve kâne minel hücceti lehu fî zâlik. Bu ikinci mezhebe zahib olanların delillerindendir. Enne hadîsen Nü'man, Nü'man ibn-i Beşir'in hadîsi ellezî zekârına yukarıda zikrettik ki Nü'man ibn-i Beşir'e babası köle hibe etti, bağışladı. Babası da madem öteki oğullarına bağışlamadın bunu gerisin geri al. Bu hadis. اَلَّذ۪ي زَكَرْنَا لِتَكِمْ زِكْرِيلَدِكْ قَدْ رُوِيَ عَنْهُ عَلَى مَا زَكَرُوا Nü'man ibn-i Beşir'den bu zikrettikleri veçile rivayet edildi. Evet, böylece Nü'man ibn-i Beşir rivayet etti. وَلَيْسَ ف۪يهِ Fakat o hadiste olmadı. Delilun delil olmadı ki اَنَّهُ كَانَ حِينِ اِذٍ سَغِيرًا O bağış yapıldığı vakitte kendisi çocuktu. Alamadı, kabz edemedi. Buna delil yok. وَلَعَلَّهُ وَكَدْ كَانَ كَب۪يرًا Caiz ki kendisi büyük idi. وَلَمْ يَكُنْ قَبَضَهُ Caiz ki büyük idi de kabz etmemişti. Onun için dün. Yani hediyede şart bir adam bir adama bir hediye yaparsa, öteki de kabz eder, alırsa tamam olur. Kabz etmese o hediye tamam olmaz. İnsan dönebilir. Caiz ki diyor Nü'man ibn-i Beşir çocuk değil idi. Büyük idi, mükellef idi. Adam ne dedi? Dedi ki ben bu oğluma bir köleyi bağışladım. Fakat Nü'man ibn-i Beşir hala teslim almamış, kabz etmemiş. Resulullah Efendimiz de öteki oğullarına da bağış yaptın mı? Yok. Öyleyse bunu gerisin geri al. Niye? Kabız yok. Kabız olmadığından dönüş olabilir. Bu ihtimal var burada. Eğer küçükse onların dediği gibi. Onların dediği gibi de gene olmuyor. Şimdi adam çocuğa bağış yapıyor. Fakat vekaleten kendisi hala kabz etmemiş. Gidip Resulullah Efendimiz'den danışıyor. Ya Resulullah ben bu oğluma bir bağış yaptım. Bu caiz mi değil mi? Kabız da hele olmamış. Kendisi vekaleten kabz edecek ya eğer küçük olursa. Öteki oğullarına yapmadığından dolayı bunu gerisin geri dön. Kabız olmamış, tamam olmamış. وَقَدْ رُوْيَ اَيْذَا عَلَى غَيْرَ هَذَا الْمَعْنَ الَّذِي فِي الْحَدِيسِ الْاَوَّلِ Bu birinci hadisteki olan mananın gayrisine, gayri bir manaya da rivayet edildi bu hadis. Birinci hadisteki mana bu. Bir de başka bir türlü mana üzerine rivayet edildi. فَحَدَّسَنَا نَسْرُ بْنِ مَرْزُوكَ قَالَ حَدَّسَنَا الْحُسَيْبِ بْنِ نَاسِحِ قَالَ حَدَّسَنَا وَهَيْبٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ
an Amir al-Şabi yani Nu'man ibn Beşir kâle indalaka bi ebi ilen nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Nu'man ibn Beşir diyor ki babam Beşir beni aldı Resulullah Efendimiz'e gitti. Ve nehaleni nuhla. Bana da bir bağış bağışlamıştı. Ne için gitti? Liyushhidehu ala zalik. Resulullah Efendimiz'i şahit tutsun ki ya Resulullah ben bu oğluma bir şey bağışladım. Onun için gitti. Fekale sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki ekulle veledike nehaltehu misle hada. Buna vermiş olduğun şey gibi diğer evlatlarına da o şey gibi verdin mi vermedin mi? Ne verdiyse mesela bu hadiste köle. Ötekilerine de köle verdin mi vermedin mi? Fekale la. Beşir dedi ki la ya Resulallah vermedim. Kale. Peygamber Efendimiz buyurdular ki eyesürrüke sana sürü vermez mi? En yekunu ileyke fil birri kullihim seva. Sana itaatte hepsi müsavi olmasını sen istemez misin? Kale bela ya Resulallah isterim. Hepsi bana müsavi surette itaat etsinler. Bazısı itaat etsin, bazısı itaat etmesin. Tabi bu hoşa gider bir şey değil. Hepsinin itaat etmesini isterim. Kale sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki feşhid ala hada gayri. Öyleyse başkasını şahit tut, beni şahit tutma. Bak hadis değişti. Yani Resulullah Efendimiz köleyi gerisin geri reddet demiyor. Madem sen bağış yapıyorsun, bu iyi bir şey değil. Sen beni şahit tutuyorsun, ben buna şahit olmam. Niye? Evlatların diğerlerini mehrum yapmışsın, ben buna şahit olmam. Başkasını şahit tut. Fekâne vellezî fî hâdel hadîs min kavlin nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem li beşir. Evet. Bu hadiste vava lüzum yok. Fekâne lezî vava lüzum var mı ki? Yok. Fekâne oldu. Ellezî ol bir şey ki. Fî hâzel hadîs bu hadiste min kavlin nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem li beşirin Peygamber Efendimiz'e Peygamber Efendimiz'in Beşir'e söylemiş olduğu sözde فِيمَا كَانَ نَحَلَهُ النُّعْمَانِ Nu'man'a vermiş olduğu o köle hakkında اَشْهِدْ عَلَى هَذَا غَيْرِ Şimdi bu hadiste ne diyor? Sen Nu'man'a bir köle bağışladın, beni şahit tutma, başkasını şahit tut. Bu hadiste bu var. Yukarıki hadiste ne dedi? Hayır. Köleyi gerisin geri al, bağış yapma dedi. Bu hadiste de diyor ki hayır. Başkasını şahit yap. Yani sen bağışı yapmışsan bu bağış olur ama ben buna şahit olmam. Çünkü iyi bir şey yapmamışsın. Fahada delilun bu delildir ki ennel mülke sabitun. Mülk sabit oluyor. Beşir'in oğlu Nu'man'a vermiş olduğu o bağış sahih oluyor. Lennehu levlem yesbüt. Eğer sabit olmasa la yesihhu kavluhu. Peygamber Efendimiz'in kavli de sahih olmaz. Başkasını şahit tut demez. Demek ki sabit oluyor. Bunun mülkü oluyor fakat başkasını şahit tut, beni tutma. Evet. Bu sıhhati icap ediyor. فَهَذَا خِلَافُ مَا فِي الْحَدِيثِ الْاَوَلِ Bu birinci hadiste olan hükmün hilafınadır. لَاَنَّ هَذَا الْقَوْلِ Bu kavul başkasını şahit tut kavli. لَا يَدُلُّ عَلَى فَسَادِ الْعَقْدِ Akdın fesadına delalet etmez. اَلَّذ۪ي كَانَ عَقَدَهُ النُعْمَانِ Nu'man'ın akd etmiş olduğu akdın fesadına. Yani Beşir oğlu Nu'man'a verdi ya, o da aldı ya, öyleyse bu akit fasittir deseydi, Peygamber Efendimiz bu akit fasittir, başkasını şahit tut demezdi. لَأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz قَدْ يَتَوَفَّ الشَّهَادَ عَلَى مَا لِهِ اَنْ يَشْهَدَ عَلَيْهِ وَعَلَى الْاُمُورِ اللَّتِ قَدْ كَانَتْ لَأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz قَدْ يَتَوَفَّ مُ قَدْ يَتَوَقَّ مِ قَدْ يَتَوَقَّ olacak. Sakınırdı. اَشْشَهَادَةَ عَلَى مَالِهِ Mali üzerine şehadete şahit olmaya ki اَنْ يَشْهَدَ عَلَيْهِ Evet, ona aleyhine şahit ola ve يَقَّ değil mi? يَتَوَقَّ olacak. وَقَّ Sakınırdı. اَشْشَهَادَةَ şahit olmaya. Ala malihi kendi mali üzerine.
en yeşhed aleyhi aleyhine şahit ola ve alel umuri leti kad kanet. Bir de olmuş geçmiş şeylere şahit olmadan sakınır. Ala malihim yoksa ala malehu en yeşhed aleyhi. Ala malehu. Kad yetevakka sakınırdı. Eşşehadete şahadet. Şahit olmaya. Neye? Ala ma bir şey üzerine ki lehu ya Resulullah Efendimiz için caiz idi en yeşhede aleyhi ana şahit olmaya. Yani Resulullah Efendimiz bir şeye şahit olmaya zamanı geldi şahit olabilir oldu mu? O şahadetlikten sakınırdı. Şahit olması caizken gene şahit olmazdı. Ve alel umuri leti kad kanet. Bir de olmuş geçmiş şeyler bunlara da şahit olmazdı. Ya Resulallah gel bak böyle, böyle yaptım sen şahit ol. Yok Resulullah Efendimiz bunlardan sakınırdı. Onun için başkasını şahit tut dedi. Ve kezalike limen ba'dehu. Kendisinden olan şeyler için de şehadetten sakınırdı. Lenne şehadete şehadet. İnne mahiye emrun bu bir emirdir ki yetadammenuhu şahidu. O gören adam tadammül eder. Lil meşhud ile neye şahit olmazsa evet ona sahip oluyor. Bir emre şehadet bir emirdir ki yetadammenuhu o emir tadammün eder, koltuklamış olur bunlar. Evet, neyi? Eşşahidu şahit tadammün eder lil meşhud ile şehadet etmiş olduğu şey. Felehu en la yetadammene zalik. Bir adam bir şeyi gördü mü ha onu boynuna aldı ki onu şehadet edecek, ödeyecek. Sonradan o şehadeti sordukları vakitte ben böyle gördüm diyecek. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de felev en la yetadammene zalik. İsterse onu hazır manadan başka bir manaya da mühtemil olur. Feyekunu kavluhu eşhid ala hâza gayri. Peygamber Efendimiz bu işe benden başkasını şahit tut demesi olur. Ey inni enel imam. Ben imamım. Yani hükmeden benim. Vel imamu leyse min şanihi en yeşhed. İmam şahit olmak onun şanından değildir. Ve innema min şanihi imamın şanındandır. En yahkume hükmetmek. Hakim şahit olamaz. Hakim hükmederken kendi şehadetini müteber tutmaz. Mesela hakim bir yerde giderken gördü ki birisi birisini vurdu öldürdü. Erzurum'da oldu bu. Hakim mahkemeden çıkmış giderken çarşıda bakmış ki birisini vurdu öldürdü. Orada kendisi de görmüş. Sonra mahkemeye gittiler. Bunu kim öldürmüş? Filan kes. Şahit bilmiyorlar. Adamlar garip. Öldüren de köylü, ölen de köylü. Onun için Erzurum halkından kimseyi bilemiyorlar. Ama hakimin kendisi görmüş. Kendisi şahit. Hatta o vakit mevzu bahs oldu ki peki hakim katilin aleyhine hükmedecek. Şahit yok ama kendisi bizzat görmüş. Hüküm verebilir mi, veremez mi? Veremez. Hakim hüküm verebilir. Hem şahit hem hakim olamaz. İlla başka şahit isteyecek. Bu da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hüküm veren olduğundan başkasını şahit tut dedi. Öyleyse bir adam çocuklarının belsini mehrum etse de ötekilerine verse bu caizdir. Caizdir ama Peygamber Efendimiz niye şahit olmadı? Çünkü imam olduğunda. Bir ihtimal bu. Bir ikincisi de bir adam bir vakayı gördü mü şehadet edip etmemesi o şahidin keyfinedir. İsterse o şahitliği üzerine alır, icabında, lüzumu vaktinde onu eda eder. İsterse karışmam der. Hiç de şahitlik yapmaz. Yani muhayyerdir o. İlla ki bir hukuk olsun. Birisinin birisinde alacağı var. Şahitten başka da kimse bilmiyor. O şahitte şehadetini eda etmezse adamın hukuki gayip olacak, zayi olacak. Bu vakitte vacip bir hukukun zayi olmaması için şahitlik yapabilir. Ama yok böyle bir hukuk zayi olmuşsa muhayyer. Mesela iki adam giderken baktılar ki bir adam pencereden baktılar ki içeride rakı içiyor. Ulan gel bunu gidelim hükümete haber verelim. Birisi dedi ki ben vermeyeceğim ben şahitlik yapmıyorum. Ya gidelim haber verelim. Gitti hükümete haber verdi. Biz filan kesle beraber geçerken adamın rakı içtiğini gördük. Şimdi birisi gitti haber verdi hem de şahitlik yaptı.
Ötekini geldiler, talep ettiler, gel şahitlik yap. Muhayyerdir. İsterse gider şahitlik yapar, isterse yapmam der. Muhayyerdir o. Niye? Kimsenin hukuku kayıp olmuyor. Yani şehadeti ketim değil o. Şehadeti ketim bir hukuk meselesi olursa, orada bir hukuk kayıp olmadığından dolayı isterse şahitliğini yapar, isterse yapmaz. Ve fi kavlihi eşhid ala hâzâ gayri. Peygamber Efendimiz benden başkasını şahit tut demesi delilun ala sıhhatil akdi, akdin sıhhatine delalet eder. Yani Beşir oğlu Numan'a köleyi bağışlamış, Peygamber Efendimiz de şahit tutmuş, Peygamber Efendimiz buyurmuş ki ben buna şahit olmam, başkasını şahit tut. Başkasını şahit tut demesinde ne anlaşılıyor? Bu bağış sahih oluyor. Sahih oluyor da yalnız Resulullah Efendimiz şahitliğe girmiyor. وقد حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا آدم قال حدثنا ورقاء المغيرة عن الشعبي قال سمعت النعمان على منبرنا هذا يقول ben Nu'man ibn Beşir'i işittim bizim bu minberimizde derdi ki قال رسول الله صلى الله عليه وسلم Peygamber Efendimiz buyurdu سووا بين أولادكم في العطية çocuklarınızı bağışta ihsanda müsavi tutunuz. Birisine ne verdinizse ötekilerine de aynı şeyi veriniz. كَمَا تُحِبُّونَ اَنْ يُسَوُّ بَيْنَكُمْ فِي birri, onların sana ihsanda ve itaatte müsavi olmalarını nasıl seviyorsunsa bağışta da sen müsavat yap. قَالَ اَبُوْ جَافَرِ اِمَامِ تَحَوِي buyurdular ki فَكَانَ الْمُقْصُودُ اِلَيْهِ kast edilen şey, arzu edilen şey oldu ki hadis, bu hadis bu hadiste ben emru bi tesviyeti beynehu fil atiyye. Bir bahşiş verdiği vakitte müsavi vermeyi emroldu. Bunda bu anlaşılıyor. Liyestevu cemi'an fil birri. Onlar babalarına birru ihsanda iyilikte müsavi olmaları için onun vergisi de öyle müsavi olsun. Müsavi versin ki müsavi surette onlardan vazife arzu etsin, beklesin. وَلَيْسَ ف۪يهِ شَيْءٌ bu hadis-i şerifte olmadı, hiçbir şey olmadı. مِنْ زِكْرِ فَسَادِ عَقْدِ الْمَعْقُوبُ عَلَى التَّفْضِيلِ bu akd edilen akdın fesadına dair bir şey olmadı. عَلَى التَّفْضِيلِ taftil ne demek? وَلَيْسَ ف۪يهِ شَيْءٌ bu hadiste hiçbir şey olmadı. مِنْ زِكْرِ فَسَادِ الْعَقْدِ akdın fesadında. Akd fasittir diye bir delil yok. Öyle akit ki el-ma'kut akdu edildi. Alet-taftil çocukların arasında taftil üzerine. Birisini ötekilerine tercih etti, taftil etti de bir akit yaptı. Bu fasittir. Niye çocuğunun birisini tercih etti? Ötekilerini aşağıda koydu. Buna delalet eden bir delil yok. Yani layık değildir. Bir adam evladından bazısına bağış yaparsa sahihtir. Fakat daha iyisi müsavi surette bağış yapar. Birisine verir, ötekilerine vermiyor olmaz. Ama verirse sahih olur. Haddesena Fehdun gâle haddesena Ebu Bekir ibn-i Ebi Şeybe gâle haddesena Abbad ibn-i Avvam en Hüseyin en-i Şabi gâle semiyatun Nu'man ibn-i Beşir yakul Nu'man ibn-i Beşir eşittim derdi ki e'atâne ebi atiyyeten babam bana bir ihsan etti. فقالت أمي benim anam dedi. Anası da kim? عمرة بنت رواحة. رواحة'nın kızı Ümre. Anası demiş ki لا أرضى ben bu bağışa razı olmam حتى تشهد من الأشهاد Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Kocasına dedi ki sen oğluma bu köleyi bağışlıyorsun ben buna razı olmam. Hatta buna şahit tut. O şahitlerin içinde Resulullah da olsun. Başkalarını şahit tut. حتى تشهد من الأشهاد Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Tutmuş oldukların şahitlerin içerisinde Resulullah da olsun, şahit olsun. Fe'ata Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'e geldi Beşir. Fekale dedi ki inni kade'ateytu ibni min umre. Umreden olan bu oğluma yani Nu'man'a ben verdim. Atiyyeten bir ihsanda bulundum. Ve inni uşhidüke ya Resulullah seni de şahit tutuyorum. Kale Peygamber Efendimiz buyurdu ki ekulle veledike ateyte misle hâda. Buna bir köle verdin, öteki oğulların hepsine de birer köle verdin mi? قَالَ لَا yok vermedim dedi. قَالَ dedi ki فَتَّقُ اللّٰهِ Allah'tan korkunuz. وَعَدِلُوا بَيْنَ اَوْلَادِكُمْ
çocuklarınızın arasında adalet yapınız, müsavat yapınız. فَلَيْسَ فِي هَذَا الْحَدِسِ Bu hadiste olmadı ki enne nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz emerehu bireddi şeyi, bir şeyi reddile emretti. Bu olmadı. Adalet yapın dedi. Yoksa köleyi gerisin geri al demedi. وَاِنَّمَا فِيهِ الْاَمْرُ بِالْتَسْوِيَ Bu hadiste çocuklarınızın arasında müsavat yapın emri var. حدثنا ابن ابي داود قال حدثنا ابو عمر الحوضي قال حدثنا مرحه مرجع مرجي حدثنا مرجي قال حدثنا داود عن الشعبي عن النعمان بن بشير قال انطلق بي ابي بابام beni götürdü يحملني ben çocuktum beni aldı kucağına götürdü ila Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimize götürdü فقال buyurdu ki ya Resulullah işhed sen şahit ol اَنِّي قَدْ نَحَلْتُ النُّعْمَانِ Ben Nu'man'a bağışladım. مِنْ مَالِي malımdan keda ve keda şöyle şöyle bir bağış yaptım. Sen şahit ol dedi. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz ona dedi ki اَكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتَهُ Evladın hepsine böyle ihsanda bulundun mu? قَالَ لَا dedi ki yok, hepsine vermedim. قَالَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ buyurdular ki اَمَا يَسُرُّكَ Sana sürur vermez mi? اَنْ يَكُونُوا لَكَ فِي الْبِرِّ سَوَانٍ Bunlar sana itaatte müsavi olmalarını istemez misin? Müsavi surette sana itaat etseler, bu sana sürur vermez mi? قَالَ dedi ki, بَلَا Evet, isterim. قَالَ dedi ki, فَلَا اِذَنْ Öyleyse birisine verip ötekilerini mahrum etme. Verirsen hepsini ver. Fakat ihtilaf lafzu hadisi Davud hada. Davud'un hadisinin lafzı ihtilaf eyledi. Fîmâ ruvî anhu merciyün hâhûnâ. Merci'nin burada rivayet etmiş olduğu hadiste lafızlar muhtelif oldu. Ve fîmâ ruvî anhu vehîdû. Merci rivayet eyledi, bir de vehîb rivayet etti. İkisi birbirine muhalif geldi. Fîmâ kad tekaddeme fî hâzel bâb. Bu babda geçti nitekim. Davud'dan gelen rivayette hayır, bu köleyi gerisin geri al dedi. Fakat bu mercinin rivayetinde bir ruh tekvada müsavi olmaları için, seni itaatte müsavi olmaları için atiyyede müsavi ol dedi. Ve hakeza revahu şabiyyü en-i nu'man, şabi nu'mandan böylece rivayet eyledi. Ve kad revahu ebu'l-duha en-i nu'man eyle. Ebu'l-duha da nu'mandan böylece rivayet eyledi. Ve haddesena Fehd ibn-i Huzeyme. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى ها فقد اختلف فقال له رسول الله فقال وراي وقدوك يا حدثنا محمد بن خزيمة قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن فطر ها حدثنا فاتن قال حدثنا ابن عيم قال حدثنا فطر قال حدثنا أبو الدحى قال سمعت النعمان بن بشير يقول نعمان بن بشير بن إشتم دردك ذهب بي أبي بابام beni götürdü رسول الله صلى الله عليه وسلم Peygamber Efendimiz'e ليشهده على شيء أعطاني bana vermiş olduğu bir şey var idi onun üzerine şahit tutmak için Resulullah'a götürdü beni فقال صلى الله عليه وسلم buyurdular ki أَلَكَ وَلَدٌ غَيْرُهُ Bundan başka senin çocuğun var mı? قَالَ نَعْمْ var dedi. فَقَالَ بِيَدِهِ أَلِيلَ Peygamber Efendimiz işaret etti. Dedi ki أَلَا سَوَّيْتَ بَيْنَهُمْ Keşke bunların arasında müsavat kılsa idin. فَلَمْ يُخْبِرْ فِي هَذَا الْحَدِيسِ وَمَرَهُ بِرَبِّهِ Köleyi gerisin geri al diye bu hadiste yok. Keşke müsavi yapsaydı. Yani buna verdin ötekilerine de verseydin. وَاِنَّمَا قَالَ أَلَا سَوَّيْتَ بَيْنَهُمْ Keşke aralarında müsavat yapsaydın. Dedi, أَلَا تَرِيقِ الْمَشْوَرَةِ Bu meşveret tarihi üzerine oldu. Yani o gitti Resulullah Efendimiz'den müşavere suretiyle sordu. Ben buna bu bahşişi yapayım mı? Resulullah da Efendimiz işaret etti ki hayır. Yapacaksansa müsavi yap. Buna da müşavere derler. وَاَنَّ ذَٰلِكَ لَوْ فَعَلَهُ كَانَ اَفْضَلْ Eğer müsavi surette hepsine verirse bu daha efdaldır. Yoksa birisine verirsen ötekilerine vermesen bu batildir manasına değil. Ama hepsine verirsen daha efdal.
وقد روي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة النعمان هذا. Hazreti Cabir'den bu Nu'man ibn-i Beşir'in kıssasında rivayet edildi. خِلَافُ كُلِّ مَا رَوَيْنَا مِنْ اَنِ النُعْمَانِ Nu'man'dan rivayet edilen hadislerin hepsinin hilafına geldi. Cabir'den gelen rivayet de tamamıyla bunun zıddına. حَدَّسَنَا فَاتٌ قَالَ حَدَّسَنَا نُفَيْلِ قَالَ حَدَّسَنَا زُهَيْرِ قَالَ حَدَّسَنَا اَبُوْ زُبَيْرِ اَنْ جَابِرٍ قَالَتْ اِمْرَأَةُ بَشِيرٍ لِبَشِيرٍ Beşir'in ailesi Beşir'e dedi ki in hali ibni gulamet in hali niye dedi nahal in hal orada yaya lüzum yok ki qalet imratu Beşir li Beşir in hali ibni ulamek ve eşhidili Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Hitap kime oluyor burada? Hitap kadına değil ki. İnhal bağışla. İbni o benim bu oğluma. Ulamek köleni bağışla. Ve eşhid orada da ya fazla. Ve eşhid sen şahit tut. Li bana Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'e aleyhi ve sellem. Yani bunu da bağışladığına da get Resulullah Efendimiz'i şahit tut dedi. Kale, ravi diyor ki fe'aten nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'e geldi. Fekale ya Resulullah inne binte fülan se'eletni. Fülanın kızı yani kendi ailesi Ömre binti Revaha benden istedi ki en enhale ibneha gulami. Kölemi onun oğluna bağış yapayım. Ve kale dedi ki Eşhid-i Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz de buna şahit tut dedi. Fekale sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Elehu ihvetun senin oğlu Nu'man'ın kardeşleri var mıdır? Kale ne'al vardır dedi. Kale efe kullehum a'teytehu onların hepsine birer köle verdin mi? Kale la Beşir dedi ki vermedim. Kale fe inne hâda la yeslur bu doğru olmadı. Bu yaramazlık oldu bu. Salih olmaz ve inni la eşhedü illa ala hak. Ben şahit olmam illa hak üzerine şahit olurum. Hak bir şey, adaletli bir şey olsa şahit olurum. Burada adalet yok. Sen oğlum birisine vermişsen, ötekilerini de mehrum etmişsen beni şahit tutuyorsun. Ben burada şahit olmuyorum. Dedi. Fefi hadel hadis. Bu hadis-i şerif doğrucudur ki ennen nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz innemâ kâne emerehu li beşirin Beşir'e böyle emretti. Bir reddi reddetmekle kable infazi Beşir sadaka. Beşir sadakayı infaz etmeden, elinden çıkarmadan onu redd ile emretti. Yani ben böyle bir bağış yapacağım ya Resulullah ne dersin? Hani bağış yaptığı yok. Müşavere ediyor. Peygamber Efendimiz de yapma dedi. Fe eşare nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem bima zikerna. Peygamber Efendimiz de zikrettiğimiz şekilde onu ikaz etti ki çocukların hepsine de böyle bağış yapıyor musun? Yok. Öyleyse yapma bunu. Adalet olmaz. Ve hâzâ hilâfu cemî'i mâ rûvî anin Nu'man. Nu'man'dan rivayet edilen hadislerin hepsinin hilafını oldu. Lenne fî tilkel hadis o hadislerde olucudur ki ennehu nehalehu. Yukarıki hadislerde dediler ki Nu'man'a bağış yaptı. Kablen yeceye bihî lennebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz'e gelmezden evvel bağışı yapmıştı. Ve ennehu kâle lennebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem. Beşir Peygamber Efendimiz'e dedi ki inni nahaltu ibni hada keza fe akhbar ennehu kad kana fa'al. Ben oğluma bir bağış yaptım dedi. Kölemi verdim. Bunu işlemiş, bitmiş. Yukarıki hadislerde buna izah etti. Ve fi hadisi Cabir'in haza halbuki Hazreti Cabir'in bu hadisinde ise olucudur. İhbaruhu linnebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'e haber veriyor. Bir sual imraatihi iyya. Ailesinin kendisinden istediğini haber veriyor ki benim ailem böyle diyor. Bu köleyi oğluna bağışla Resulullah'a da şahit kıl. Bağışladım demiyor. Bağışla diyor. Kadının isteğini beyan ediyor. Bima kellemehu bihi. Evet. O konuştuğunu ona evet haber veriyor. Fekâne kelâmuhu kelâmün nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'in kelamı oldu. İyyahu beşire bima kellemehu bihi. Konuştuğuyla oldu ki
ala tarikil meşvere, meşveret tarikiyle. Yani öteki kardeşlerine de verdin mi? Yok. E madem sen bunu bağış yapacaksan, öteki kardeşlerine vermedin, bu bağışı yapma. Bu meşveret tarikı üzerine oldu. Ve ala ma yenbeği, şu şey üzerine oldu ki, layık olur en yuf'al aleyhi şey, bir şey ne şekilde yapılmalı, onu Resulullah Efendimiz ikaz ediyor. İn aseren yef'alehu. Eğer tercih ettin illa bağışı yapacaksansa, öteki kardeşlerine de bağışla, buna da bağışla. Yok, buna bağışı yapmayacaksansa ötekilerine de zaten yapmıyorsun. Bu meşveret terekiyle oldu. Evvelki hadislerde yapmış, yaptığı şeyi geldi haber verdi Resulullah Efendimiz, red et köleyi dedi. İptal et dedi. Fakat Cabir'in hadisinde müşavere ediyor. Gelip diyor ki ailem böyle diyor. Ne dersin? Resulullah Efendimiz de madem öteki kardeşlerine bir şey veremiyorsun, buna da verme dedi. Fakat Ruviye Reva Şuayb ibn Ebi Hamza hadir hadis en Zuhri'yi muvafıkan lehâzel me'nâ. Burada kalsın. Allahu Teala a'lem ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. وقد روى شعيب بن أبي حمزة هذا الحديث عن الزهري موافقا لهذا المعنى هو حديث شريف شعيب بن أبي حمزة إمام الزهري'den rivayet ediyor bizim diyor zikrettiğimize muvafık olarak yukarıda zikredildi ya ona muvafık olarak hadisi getiriyor حدثنا فهد قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني حميد بن عبد الرحمن ومحمد بن النعمان أنهما سمع النعمان بن بشير نعمان بن بشير ده kendi oğlu Muhammed'le bir de Abdurrahman bin Avf'un oğlu Hümeyd bunların ikisi rivayet ediyorlar ki يقول نعمان بن بشير dedi ki نحلني أبي غلاما babam bana bir köle bağışladı ثم مشى بي sonra beni aldı götürdü حتى أدخلني على النبي صلى الله عليه وسلم Peygamber Efendimiz'in huzuruna bir çıkardı beni. Fekale ya Resulallah. Nu'man ibn-i Beşir Peygamber Efendimiz'e hitap edip dedi ki ya Resulallah inni nehaltu ben bağışladım. İbni gulamen oğluma bir köle bağışladım. Fe'in ezinte eğer sen izin verir isen en ucizehu lehu bunu geçerli yapayım kölemi verdi kimi muhakkak olarak vereyim. Eğer buna müsaade ederseniz ecestuhu ben de onu tam olarak veririm. Demek ki bu hadisi meşveret tarikiyle olduğunu ispat etti. Oğluma verdim demiyor. Oğluma vereceğimi kararlaştırdım fakat vermedim. Ya Resulallah sen izin verir isen müsaade ederseniz ben bunu artık tahkik ettireyim, muhakkaklaştırayım. Vereyim çıksın gitsin. Meşveret tarikiyle olduğuna dair bu hadis de delalet etti. Sümme zekerel hadis. Sonra hadisin gerisini getirdi ki Peygamber Efendimiz sordu ki diğer oğulların var mı? Var. Onlara da verdin mi? Yok. Öyleyse vermedi. Vermedi. O adam müşavere etti. Peygamber Efendimiz de razı olmadı. Fedelle ma zekerine bizim zikrettiğimiz delalet etti. Neye ala ennehu lem yekunin nuhla şuna delalet etti ki bu bağış olmadı. Kemület fihi bu mesele hakkında kamil olmadı. Tamamlanmış olmadı. Min hini nehalehu iyyahu. Babası o köleyi ona verdiği vakitte bağış tamam olmamış idi. İlâ emerehün nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem. Hatta Peygamber Efendimiz emredinceye kadar bireddihi. Onun reddini emredinceye kadar tamam olduğu de yoktu. Yani oğluna bağışlamamıştı. Bağış bitmemişti. Geldi müşavere etti. Peygamber Efendimiz de razı olmadı. Fakat kana Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz oldu. İza kaseme şeyen bir şeyi teksim ettiği vakitte beyni ehlihi kendi iyali arasında bir şeyi teksim ettiği vakitte oldu idi. Sevva beynehum cemiyen hepsinin aralarını müsavi yapardı. Bağış hepsine müsavi verirdi. فَعَاتَ الْمَمْلُوكَ مِنْهُمْ كَمَا يُعْتِ الْحُرَّ Hür olan bir adama ne verirse köleye de o kadar verirdi. Bu köledir, bunu mehrum edelim yahut da biraz az verelim demezdi. حَدَّسَنَا بِذَٰلِكَ يُونُسْ Peki Resulullah Efendimiz teksim ederken hürri, köleyi müsavi tutardı. Bunu neyle ispat edeceksin? Diyor ki bunun hakkında da rivayet var.
İmam-ı Tahavi diyor ki Yunus bize rivayet eyledi. Kale haddesen İbn-i Vehbin. Ona da İbn-i Vehb rivayet eylemiş. Kale akhbereni İbn-i Ebi Zib'in anil Kasim İbn-i Abbas. İbn-i Ebi Zib, Kasim İbn-i Abbas'tan rivayet ediyor. An Abdullah İbn-i Dinar, an Urve, an Ayşe. Abdullah İbn-i Dinar'dan, o da Urve'den, Urve İbn-i Zübeyr. O da Hazreti Ayşe radıyallahu teala anha'dan rivayet ediyor. Kalet, etâ Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ütiye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti Ayşe diyor ki, Peygamber Efendimiz'e getirildi. Bir Tayyibete Medine'de, Harezun, boncuklar getirildi. Peygamber Efendimiz'e boncuk geldi. فَكَسَمَهَا بَيْنَ الْحُرَّةِ وَالْاَمَتِي O boncukları hür olan kadınlar ile cariyeler arasında teksim etti Peygamber Efendimiz. Teksim etti ama müsavi mi teksim etti yoksa hürre olanlara fazla cariye olanlara noksan mı? O belli değil. Fakat anlaşılıyor ki verdiğine göre müsavi verdi. O da neden anlaşılıyor? فَاَعْتَ الْمَمْلُوكَ مِنْهُمْ Onlardan memluk olanlara, cariyelere verdi. Ne gibi? كَمَا يُعْتِ الْحُرَّ Hürre verdiği gibi. Yukarıda dedi ya. Burada da hürre ile emenin arasını teksim etti yani müsavi verdi. قَالَتْ عَيْشَةُ Hazreti Ayşe buyurdu ki وَكَذَٰلِكَ كَانَ اَب۪ي يَقْسِمُ لِلْحُرِّ وَالْعَبْدِ Babam Ebu Bekir radıyallahu anh teksim ettiği vakitte hür ile kölenin arasını tefrik etmezdi. İkisine müsavi olarak verirdi. فَكَانَ هَذَا işte bu müsavi surette bağış yapmak oldu. مِمَّا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ يَفْعَلُهُ Peygamber Efendimiz'in işlediği işlerden oldu. يَعُمِّ بِعَطَايَاهُ Peygamber Efendimiz ihsanını umumi kılardı. جَمِيعَ اَهْلِهِ Ehlinin hepsine umumi olarak verirdi. Behasine versin, behasini mehrum etsin, böyle yapmazdı. Ehlinin hepsi ki hurrehum ve abdehum. Hurr olsun, kül olsun. Hepsine verirdi. Leyse ala enne zâlike vâcibin. Bu vaciptir. Böyle yapması vaciptir. Böyle değil. Yani bir adam verirse vaciptir, müsavi versin. Yok. Vacip yok. Velâkinnehu ahsen min gayrihi. Vacip değil ama verirse daha müsavi verirse daha iyi. Ama vermezse birisine fazla verir, birisine az verir, birisine verir, birisine hiç vermezse bu haramdır, vacibi terk etmiştir, günahkar olur manasına değil. Ya müsavi verirse daha iyidir, yoksa vacip değil. Çünkü vacibi terk etti mi günahkar olur, azaba müstahak olur. Bunda o yok, azaba müstahak olmaz da fakat afdaliyeti terk etmiş olur. فَكَذَٰلِكَ كَانَتْ مَشْوَرَتُهُ فِي الْبَلَدِ İşte Nu'man ibn-i Beşir'in veledindeki müşaveresi de böyle oldu. Ney? En yüsevviye beynehum fil atiyye. Nu'man ibn-i Beşir gitti danıştı ki ya Resulallah ben oğluma Beşir, danışan Beşir oğlu Nu'man'a bir köle veriyor. O da buyurdu ki müsavi kıl. Diğer oğullarından bunun arasını müsavi kıl. Leysa ala ennehu vacib. Bu müsavi kılmak vaciptir. Bu manaya değil. Ve la ala enne gayrehu İn fü'ile lem yesbüt. Bunun gayrisi de işlenilirse sabit olur. Bu manaya da değil. Yani diğer evlatlarına vermez de birisine verirse evet bu sabit olmaz, caiz olmaz. Bu manaya değil. Afdaliyeti terk etmiş olur. Ve hâzâ kavlu Ebi Hanifete ve Ebi Yusuf ve Muhammedin rahmetullahi aleyhim ecmeîn. İşte bu üç imamın kavli de budur. Bir adam evlatlarının arasında müsavi surette ihsan ederse eftaldır. Bu efdaliyeti terk eder de birisine verir, diğerlerini mehrum kılarsa efdaliyeti terk etmiş olur. Bu da caizdir. Caizdir, efdaliyeti terk etmiş olur. Osmaniye'de oradaki mollalar artık hocalar neyse birbirine geçmişler ben orada bulunduğum sırada. Evladının birisine vermiş, ötekilerini mehrum etmiş. Bir kısmı kalkmış, hayır bu katiyen haramdır, bu caiz değildir. Bir kısmı da hayır caizdir. İki taraf birbirlerine girmişler. Ben de orada misafir idim. Geldiler ki sen nedirsin ya? O kitaplar bunu halletmiş bana, neye soruyorsunuz? Bu caiz. Verirse caiz ama afdaliyeti terk etmiş olur. Hatta Cenab-ı Hak o verilen çocuğu öteki mehrum edilen çocuklara sonunda mühtaç eder. Bu da tecrübeli. Fakat ama şer'an verirse tecviz edilir, caizdir.
olur ki oğlunun birisi elimle meşgul, birisi de ticaretle meşgul. Adam bu elimle meşgul oluyor, öteki ticaretle, bunun parası olur, bunun parası olmaz. Böyle bir illet olur, yahut da oğlunun birisi hastalıklı olur. Yahut da oğlunun birisini ev vermiş, ev bark etmiş, öteki bekar, ötekini ev bark etmemiş, ona mukabil verir. Yani bir özr-i şer'i varsa günah değil, günahı hiç yok. Eftaliyeti de terk etmiş değil. Fakat sebepsiz oğlunun birisini fazla seviyor, ötekini sevmiyor, malını sevdiği oğluna veriyor, bu eftaliyeti terk ediyor. Şer'en caizdir ama meymenetli bir iş değildir. وَقَدْ فَضَّلَ بَعْضُ أَصْحَابِ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَرَضِيَ عَنْهُ. Ashab-ı Resulullah'ın bazısı tafdil eylediler. Ba'de evladihim ala ba'din fil ataya. İhsan'da evlatlarının bazılarını tafdil eylediler. Bu da var. Ashab'tan da bunu yapanlar var. Evlatlarının bazısına verdiler, bazılarını vermediler. Ona da misal getiriyor. Haddesena Yunus kâle ehberen ibn-i vehbine enne maliken haddesehu an ibn-i şehabine nurvete an-i zübeyr an Aişete zevcin nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem. Urvet ibn-i Zübeyr Hazreti Aişe'den rivayet ediyor ki enneha kâlet, Hazreti Aişe buyurdular ki inne Ebu Bekir'in siddiqa nehalaha, dedi ki babam Ebu Bekir bana bağışladı. Cüdâde işşîne ve sakın, cüdâde cidâde, ikisi de var. 20 vesek, vesek 60 sağ, 20 vesek mehsuli, hurmanın mehsulundan 20 vesek bağışladı, min malihi malından, bil gâbeti gâbede. Uhud Dağı'nın arkasında bir geniş bir arazi var, oraya gâbe derler. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh'ın orada hurma bahçesi varmış. Hazreti Aişe'ye bağış yapmış ki bunun mehsulundan 20 vesek. 20 vesek, her vesek 60 sa, 20'yi 60'a darbit, 1200 sa eder. 1200 sa Hazreti Aişe'ye verin diye bunu bağışı yapmış. Esas hurma ağacından değil de cüzaz, yani ondan çıkan hurmadan. Mahsuldan. Halbuki Hazreti Aişe'nin diğer kız kardeşi var, oğlan kardeşi var. Hazreti Ebu Bekir tafdil etmiş onu. Bak bu da caiz. فَلَمَّا حَدَرَتُ الْوَفَاتُ. Vaktaki Hazreti Ebu Bekir vefat etmeye yaklaştı. Kale dedi ki vallahi ya büneyyet, Allah'a yemin ederim ki benim kızım, ma min ahadin minen nasi ahabbe ileyye gînen minki, senin zenginliğini ben severim, hiç evlatlarımdan hiçbirisini senin kadar zengin olmasını istemem. Çünkü Resulullah Efendimiz'in zevcesi olduğundan onun için onun fazla zengin olmasını istermiş. Ve la azzen nasi aleyye fakran min ba'di minki. Evet, benden sonra senin fakir olman, bu da ağır gelir bana. Bunu da istemem. Benden sonra zengin olasın, fakir olmayasın. Ve inni kuntu nahaltuki cudada 20 vesakan. Ben 20 vesakın, vesak hurmanın sana verilmesini bağış yaptım. Felev kunti cedettihi ve ahrastihi kana lek. Eğer sen onu almış olsaydı, yanın olmamasını icap eder. Ve ahrestihi, o da öyle. Fakat hadis öyle gelmiş. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh öyle diyor. Ben bu bağışı yaptım. Sen bunu kesmiş olsaydın, demek ki daha hala kurmanın üzerindeymiş. Ağaçların üzerindeymiş kurma. Bunu ihraz etmiş, kabz etmiş olsaydın senin olurdu. Ve innemâ huvel yevûm. Fakat bunu almadın. Ben de ölüyorum. Bugün o nedir? Malu varisin, varislerin malıdır. Madem kabz etmedi, öyleyse hibe tamam olmadı. Hibe kabz ile tamam olur. Ben de şimdi ölüyorum. Hazreti Ebu Bekir öleceği sıra bunu söyledi. Bu veresenin malı oldu. Ve innemâ huma ahuki ve uhtaki. Onlar da yabancı değil. Birisi senin kardeşin, ikisi de bacıların. Kardeşi kim idi? Hazreti Abdurrahman. Abdurrahman ibn Ebu Bekir vardı ya. O kardeşi, iki de bacısı var. Birisi Esma, birisi kim? Hazreti Aişe düşündü ki benim bir bacım var. Öteki kim? Birisi kardeşin, öteki de iki bacıların. فَقْتَسِمُوهُ عَلَى كِتَابِ اللّٰهِ تَعَالَى. Allah-u Teala'nın kitabı üzerine teksim edin.
Cenab-ı Hak feraizde nasıl beyan etmişse böyle teksim etti. Yani almış olsaydın ben bağışlamıştım senin malını da. Ama ağlamadın. Ben de ölüyorum. Öyleyse Allah'ın kitabında nasıl teksim edilmişse öyle teksim edin. Veli Zekeri Müslühazil Ünseyin o vakitte ikisi kardeşine, biri Hazreti Ayşe'ye, birisi de Hazreti Esma'ya oluyor. Fakat böyle olunca Hazreti Ayşe var, iki de bacısı var, üç. Kardeşi de iki kız sayılır, beş, mal beşten gelecek. Fakalet Ayşe, Hazreti Ayşe dedi ki, vallahi ya abeti, lev kâne kezâ ve kezâ leterektuhu. Eğer böyle böyle olsa ben terk ederim onu. Yani kıymeti yok, Hazreti Ayşe ona ehemmiyet vermedi. İnnemâ hi esma. Fakat sen bir kardeşin, iki kız kardeşin var diyor. Benim bir kız kardeşim var, o da Hazreti Esma. Femenil uhra, Esma'dan başka hangi kız kardeşim var dedi. Kız kardeşim yok. Kal Hazreti Ebu Bekir dedi ki, zû batni binti harice. Hazreti Ebu Bekir'in ailesi binti harice, haricenin kızıydı. Dedi ki, haricenin kızı, yani benim ailemin karnında çocuk var. Birisi de o karnındaki çocuk, vuraha cariye. Zannediyorum ki o kız doğacak. Bu da Hazreti Ebu Bekir'in kerameti. Doğacak çocuk. Bir de o. İki kız kardeşim o. Ona göre teksim edin. Şimdi bu ispat ediyor ki bak Hazreti Ebu Bekir de Hazreti Ayşe'yi taftil etmiş, ona vermiş. Ama almak nasip olmamış ona. Daha ona almadan Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh vefat etmiş. Haddesena Fahdun kâle haddesena Umar ibn Hafs ibn Gıyâz. قال حدثنا أبي عن الأعمش عن شقيق قال حدثنا مسروق قال كان أبو بكر الصديق قد أعطى عائشة نحلة Hazreti Ebu Bekir Hazreti Ayşe'ye bir hibede bulundu. فَلَمَّا مَرِضَ وَقْتَكِ خَسْتَلَنْدِ Hazreti Ebu Bekir قَالَ لَهَا Hazreti Ayşe'ye dediler ki اِجْعَلِيهِ فِي الْمِيرَاسِ Sen bunu mirasa bırak, mirasa nasıl teksim olur söyle yap. وَزَكَرُ الْقَبْضَ وَالْهِبَةَ وَالصَّدَقَةَ Evet, burada kabdi, hibeyi ve sadakayı zikrettiler. Yani sadaka verdi mi bir adam yahut da bir şeyi hediye verdi mi kabız şarttır, onu almak şart. Alırsa tamam olur, almasa tamam olmaz. Öyleyse mirasta kalır. Şimdi mesela bazı adam sever torununu, oğlunu, ben filan tarlayı, filan çayırı, filan evi, filan odayı yahut da malımdan filanı, atı yahut da camuşu filan kese bağışladım. Dedi. O şekilde kaldı. Ben ölürsem de bunu buna verin. Öldükten sonra verese itiraz eder, vermezler onu. Niye? Onu bağışladığı vakitte o teslim aldı mı? Yok. Kabz etti mi? Yok. Kabz etmediyse onun mali olmadı. İşte aynen Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh Hazreti Ayşe'ye emri gibi oldu. O verese arasında teksim edilir. Yok, o verese alırsa kabz ederse onun mülküne geçer, vakitte itiraz edemez daha verirse. Haddesena Yunus kâle haddesena Süfyanen Amrin kâle akhbereni Salih ibn İbrahim ibn Abdurrahman ibn Avf enne Abdurrahman Hazreti Abdurrahman ibn Avf faddale beni Ümmü Gülsüm Ümmü Gülsüm'ün oğullarını taftil etti binehlin bir ataya ile ki kasemehu beyne veledihi o evlatları arasında teksim etti. Kendi ailesinden Ümmü Kulsum'un çocukları varmış. Onları öteki çocuklar üzerine taftil etti. Onlara bir bağış burada bulundu. Öyleyse birinci kavuz sahipleri ne dedi? Batıl dediler. Batıl olsa Ashab-ı Kiram yapmazdı bunu. Fahada Ebu Bekir'in radıyallahu anh işte Hazreti Ebu Bekir kadata Aişe'te Hazreti Ayşe'ye verdi. Dûne sâiri veledihi diğer çocuklarını vermedi. Ve râ zâlike caizen bunu da caiz gördü. Ve râethu hiye kedâlik Hazreti Ayşe de bunu caiz gördü. Ve lem yünkirhu inkar etmedi. Aleyhima Hazreti Ebu Bekir Hazreti Ayşe'ye inkar etmedi. Ahadun hiçbir kimse min eshabin nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem ve radıyallahu anh. Ashab-ı kiramdan hiçbirisi de kalkıp Ebu Bekir'e Ayşe'ye itiraz etmediler ki bu caiz değildi demediler. Demek ki caiz. Bir adam evladının beğensini sever de ona fazla verirse bu caiz. Batıl değil. Ve hâd Abdurrahman ibn Avf'in radıyallahu anh. İşte Hazreti Abdurrahman ibn Avf takat faddala ba'da evladihi evladının beğensini tafdil eyledi. Eyda Hazreti Ebu Bekir gibi
fîmâ âtâhum, vermiş olduğu atiyyede, alâ ba'din, diğerleri üzerine tafdil eyledi. وَلَمْ Evet. وَلَمْ يُنْكِرْ ذَٰلِكَ عَلَيْهِمْ يُنْكِرْ Hazreti Abdurrahman İbn-i Evfe de bir kimse gelip inkar etmedi ki senin bu yaptığın doğru değil, şer'e muhaliftir demedi. Demiş şeriatta bu var. فَكَيْفَ يَجُوزُ لِأَحَدٍ Nasıl bir adama caiz olur ki en يَحْمِلَ فِعْلَ هَاُولَى Hazreti Ebu Bekir'in, Hazreti Ayşe'nin, Hazreti Abdurrahman İbn-i Evf'ün bunların yaptıklarını hamlede ala hilafi kavlin nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz'in kavlinin hilafını hamlede. Bunlar bunu yapmışlar ama Resulullah'a muhaleftir demişler. Bu kimsenin selahiyet dahilinde değil. Resulullah'ın emrini en evvela tutan, tatbik eden onlar. Eğer Resulullah Efendimiz'in emrine muhalif olsa onlar bunu yapmaz. Yapmaz. Fakat sonradan gelen bir adam, hayır bunlar muhalif hareket etmiştirler diye. Kimde o cesaret var? Bu cesaret kimsede yok. Yaparsa, bir adam bu itirazı yaparsa haksızdır. وَلَكِنَّ قَوْلَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ عِنْدَنَا Lakin Peygamber Efendimiz'in kavli, onlar diyorlar ki, ya hadis var, اَلَعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْعَائِدِ فِي قَيْئِهِ Hibesinden dönen bir adam, kustuğunu dönüp yiyen köpek gibidir. Ya bu hadise ne diyeceksin? Çünkü onlar bundan istidlal ediyorlar ki, bu batildir. Diyor ki, bizim indimizde bu hadisin manası, فِي مَا ذَكَرْنَا مِنْ ذَلِكَ Yukarıda zikrettik ya, bizim zikrettiği bu hadisin manası bizim indimizde innema kâne alel istihbab. İstihbab üzerinedir. Yani müstehaptır ki bir oğluna verirse diğerlerine de aynı şeyi versin. Bu müstehaptır, vacip değildir. Kestihbabihi Peygamber Efendimiz'in müstehap görmesi gibi ettesviyete beyni ehliyi fil atiyye. Kendi çoluk çocuğuna, efrad ailesine bir şey hediye dağıttığı vakitte hepsine müsavi vermesi müstehap olduğu gibi. Ama birisine verir de ötekine vermez. Olur olur ama müstehap olan hepsine müsavi verecektir. Ve terkü taftili li hurrihim ala memlukihim. Bir adam hürri taftil etmek ala memlukihim, köleler üzerine taftili terk etmek leyse ala enne zalik şu manaya değildir ki bu ma la yecuzu gayruhu gayrisi caiz değildir. Yani bir adam hürre versin, köleye vermesin. Bunu Peygamber Efendimiz emri diyor ki terk edin, müsavi verin. Ama hürre ver, köleyi bırak, mehrum et. Çünkü haramdır, bu manaya değil bu. Ya haram manasına değil. Ya eftal olan müsavi vermektir, bu manayadır. Evet, velakin el istihbab lizalik ve gayruhu fil hukmi caizun kecevazihi. Bunu yapmak, yani hürre fazla verip memluke hiç vermemek yahut az vermek, bu da caizdir. Müsavi yap vermesi caiz olduğu gibi bazılarını taftil edip de onlara fazla vermesi, bu da caizdir. Fakat müstahap meselesi var arada. Ve kad ihtelefe ashabuna fi atiyyetil veled. Bizim ashabımız, yani ulema-i hanefiye, veledin atiyyesinde ihtilaf eylediler. Elleti öyle atiyye ki yuttebe'u fiha emrun nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz'in o hediye hakkında Peygamber Efendimiz'in emrine tabi kılınır. Neye emri? Li beşirin beşire. Keyfehi o nasıl? Madem caizdir de Peygamber Efendimiz Nü'man ibn-i Beşir meselesinde Beşir'e ne dedi? Sen Nü'man'a bağış yapıyorsun, köle veriyorsun, diğer evlatlarında var mı? Var. Onlara da verdin mi? Yok. Öyleyse vazgeç. Ya bu nasıl olacak? Bunu nasıl tevil edeceğiz? Madem caizdir de Resulullah Efendimiz niye ona emretti ki sen bunu yapma? Bunda bizim ashabımız ihtilaf etti. Onu da beyan ediyor. İmam Ebu Yusuf bir türlü dedi, İmam Muhammed de başka türlü dedi. وَكَدْ اِخْتَلَفَ وَفَقَالَ اَبُوْ يُسُفْ رَحْمَتُ اللّٰهِ عَلَيْهِ Hazreti Ebu Yusuf dedi ki يُسَوِّي بَيْنَ الْاُنْسَى ف۪يهَا وَالزِّكِرِ Vermiş olduğu o hediyede erkek ve kadını müsavi kılar. Verirse müsavi verir. Oğlana ne kadar verirse kıza da o kadar verir. İmam Ebu Yusuf'un kavli bu. Yani madem müstehabbi işleyecek, adamın bir oğlu bir kızı var. Birisine 10 altın veriyor, oğlana, kıza da 10 altın vermesi lazım.
Oğlana bir ev bağışlıyor, kıza da aynı evin mukabilinde bir şey vermesi lazım, müsavi vermesi lazım. Ve kâle Muhammed ibnül Hasan rahmetullahi aleyh, İmam Muhammed dedi ki, bel yece'aluhâ beynehum, oğlan ile kızlar arasında vatiye yıkılar, alâ kadril mevâris, mirasta miktarları nasıl ise o kadar kılar. Feli zekerimiz yuhazzilun seyyeyim. İki oğlana verir, bir kıza verir. İmam Muhammed de böyle dedi. Eve getirdi. Altın getirdi. Ne kadar altın getirdi? Onu İmam Ebu Yusuf diyor ki, yarı yarıya taksim eder oğlanla kız arasında. İmam Muhammed diyor ki, iki oğlana verir, bir kıza. Miras gibi verir. Şimdi bunların hangisi daha aftal? Tabii bu aftaliyet meselesi. Kâle Ebu Cafer, İmam-ı Tahavi dedi ki, fî kavlin nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz'in kavlinde işaret vardır. Sevvû beynehum fil atiyyeti. Siz vergide müsavi tutunuz. Müsavi tutmak demek, yani oğlana kıza müsavi vermek manası çıkar. Kemâ tuhibbûne en yusevvû lekum fil berri. Nitekim siz seversiniz ki ikisi de sana itaat etsin. Oğlan nasıl itaat ederse kız da öyle itaat etsin. O nasıl sana hizmet ederse oğlan, kız da öyle hizmet etsin. Bunu nasıl seviyorsunuz? Öyleyse atiyeyi, bahşişi de öyle müsavi yapın. Bunda olucudur, delilün, delil olucudur ki alâ ennehu erâdet tesviyete beynel inâfi ve zükûr. Buna işaret var ki oğlanlarla kızları bahşişte müsavi tutmak lazımdır. لَاَنَّهُ لَا يُرَادُ مِنَ الْبِنْتِ شَيْءٌ مِنَ الْبَرْ اِلَّا الَّذِي يُرَادُ مِنَ الْاِبْنِ مِثْلُهُ. Kızdan ne hizmet beklersinse oğlandan beklediğin hizmetin aynıdır. Bir şey emrettiğin vakitte oğlan onu tut diye, kızdan da onu beklersin. O senin çamaşırını yıkadı, o da çamaşırını yıkasın. O sana su getirdi, o da getirsin. Ama iki oğlan yapsın, bir kız yapsın, bunu gözler misin? Yok. Öyleyse atiyyede de müsavi. Bunda, bu hadiste buna işaret vardır. Felemma kâne nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem, vaktaki Peygamber Efendimiz oldu. Erâde minel ebi, babadan murad ettiği li veledihi veledine ma yuridu min veledihi lehu. Onun oğlundan kendisine murad etmiş olduğu şeyi. Berru itaat. Ve kâne ma yuridu minel ünsâ minel ber misle ma kızdan da berden, itaatten murad etmiş olduğu oldu. Misle ma yuridu minel zeker. Oğlanda ne bekliyorsa kızdan da onun beklemesini murad etti. Öyleyse kâne ma erâde minhu lehum minel atiyye. Öyleyse Peygamber Efendimiz atiyyeden murad etmiş oldu. Lil ünsa kadına misle ma erâde liz zeker. Erkeğe ne verilecekse kıza da öyle verilmesini murad etti. Hadisten bu anlaşılıyor. Çünkü Peygamber Efendimiz atiyeyi neye bağladı? Onların itaatine bağladı. Onların itaat ve hizmeti müsavi değil mi? Oğlandan neyi gözlersense kızdan da onu gözlersen. Müsavi surette onlardan itaat beklersen. Öyleyse vereceğiniz bahşişle de müsavi verir. Buna işaret vardır. Bu İmam Ebu Yusuf'un kavlini mi teyit ediyor, İmam Muhammed'in kavlini mi? İmam Ebu Yusuf'un kavlini teyit ediyor. Çünkü İmam Muhammed mirasa göre bağladı. Veli Zekeri Müslü Hazir Hüseyin. Avus Efendi uyur. Akler derste değil. Ve fi hadisi Ebi'd-Duha. Ebi'd-Duha'nın hadisinde olucudur. Fekalen Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz dedi ki, eleke veledun gayru, bundan başka senin oğlun var mıdır? Fekale naam. Evet, Beşir dedi ki var. Fekale ala sevveyte beynehum. Bunların arasını müsavi kılsaydın daha iyi değil miydi? Birisine verdin, ötekilerine vermedin. Fekale ve lem yegul. Resulullah Efendimiz demedi. Eleke veledun gayruhu zekerun evunsa. Bundan başka senin kız ve oğlan çocuğun var mı? Başka evladın var mı diyorum. Oğlan kız ayırmıyor ki. Çocuğun var mı? Var. Aralarında niye müsavat yapmadın? Keşke müsavat yapsaydı. Bu da delalet ediyor ki oğlan kız bahşişte müsavi olacak verilirken. Ve zâlike lâ yekûn. Bu olmaz. İllâ ve hükmül ünsâ fîhî. Ünsanın bu meselede hükmü ki hükmü zeker erkek gibidir. Ve levlâ zâlik. Böyle olmasaydı lema zekeret tesviyete, Peygamber Efendimiz müsavi verin demezdi. İlla ba'de ilmihi ennehum zükurun kulluhum. İlla hepsi oğlandır da bunu bildikten sonra derdi. Ela sebeyte beynehum.
Ha, bunun hiç kızı yokmuş, hepsi oğlanım işte, öyleyse hepsini müsavvıp kılsaydın derdi. Halbuki Peygamber Efendimiz sormadı ki, senin oğlun mu var, kızın mı var? Çocuğun var mı dedi. Evladın var mı? Evlat dediğim o oğlan kız hepsi tahildir. Öyleyse elâ sevvete beynem bunların arasını müsavi kılsaydın. Bundan anlaşılıyor ki oğlan kız bahşişte müsavi alacaklar. فَلَمَّا اَمْسَكَ عَنِ الْبَحْسَ اَنْزَارِكْ Peygamber Efendimiz imsak etti, sormadı. Senin diğer evlatların oğlan mıdır, kız mıdır diye sormadı, imsak etti. سَبَتَ sabit oldu, اِسْتِوَاوِ حُكْمِهِمْ فِي ذَٰلِكَ عِنْدَهُ Bunların hükümlerinin müsavi olması Peygamber Efendimiz indinde, yani bahşişte verilirken oğlan kız müsavi olacak. فَهَذَا اَحْسَنُ عِنْدَنَا Bizim indimizde İmam-ı Tahavi diyor ki, bu daha güzeldir. Mimma kâle Muhammedun rahmetullahi aleyh. İmam Muhammed'in dediğinden bu daha güzeldir. İmam Muhammed veli zekeri müstahazülün seyyin dedi. Bağışla da böyle yapın. Bundan ise İmam Ebu Yusuf'un kavli daha güzeldir dedi. İmam-ı Tahavi de o tarafa meyletti. وَقَدْ رُوِيَنْ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَٰلِكَ اِذَا Buna delalet eder. Peygamber Efendimiz'den bir rivayet de var. حَدَّسَنَا أَحْمَدُ بْنُ دَاوُدْ قَالَ حَدَّسَنَا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ كَاسِبْ قَالَ حَدَّسَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنِ مُعَادْ اَمْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ اَنَسٍ قَالَ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ رَجُلٌ Peygamber Efendimiz'in yanında bir adam oturuyordu. فَجَاءَ بْنٌ لَهُ Onun bir oğlu ona geldi. فَقَبَّلَهُ وَاَجْلَسَهُ عَلَى فَخِذِهِ Oğlunu tuttu, öptü, dizini oturttu. ثُمَّ جَاءَتْ بِنْتٌ لَهُ Sonra onun bir kızı da geldi. فَاَجْلَسَهَا اِلَى جَنْبِهِ Yanına oturttu, onu kucağına almadı. Öpmedi, kızı öpmedi ve yanına oturdu. Bak oğlanı öptü, kucağına oturttu. Kızı öpmediği gibi kucağına da oturtmadı, yanına oturttu. Peygamber Efendimiz bunu gördüğü gibi gâle buyurdular ki فَهَلَّا عَدَلْتَ بَيْنَهُمَا Keşke ikisinin arasında adalet yapsaydın. Sen oğlanı tercih ettin. Oğlanı öptün, kızı da öpeydin. Bir bu tarafına da onu oturaydın, oturturaydın, müsavat yapaydın, müsavat yapmadın. Bu hadis de delalet ediyor ki ihsan, bahşiş verilirken oğlana, kıza müsavi verilmeli. اَفَلَا يُرَيْ Görülmez mi kendine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz قَدْ اَرَادَ مِنْهُ Adamdan istedi اَتْتَعْدِيلَ adalet yapmasını بَيْنَ الْاِبْنَةِ وَالْاِبْنِ Kız ile oğlanın arasında adalet yapmasını murad etti. وَاَنْ لَا يُفَضِّلَ اَحَدَهُمَا عَلَى الْآخَرِ Birisini ötekine taftil etmemeyi murad etti. فَذَٰلِكَ دَلِيلٌ İşte bu da delildir. عَلَى مَا ذِكَرْنَا Bizim zikrettiğimize fil atiyyeti ihsanda. Eyda yukarıda geçtiği gibi. Yani bir adam bir şey bağışlayacağı olsa oğlana kıza müsavi versin, buna delalet eder. Vallahu Teala a'lem ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem el-Fatiha.